Bakalım nerede o üzümler. Pardon. Nasıl bildirdiniz Bayan Bey'i? Ama çok özel bir kişiydi. Yani eskilerin nevi şahsına münhasır dedikleri kişi. İstediği gibi yaşadı. Farklı biriydi. Yani en zor koşullarda bile mizahla hayata tutunmasını bilirdi. Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Beraber bir anımız var mı kendisiyle? Çok sağ olun, şükür olsun. Başınız sağ olsun Mehmet Bey. Teşekkürler, hepimizin, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, tüm sevenlerinin başı sağ olsun, sabırlar diliyorum. Çok önemli bir değeri kaybettik. Dünya beyefendisi, hayatımızın en nazik, en kibar, en güler yüzlü, en kahkahalar, şen kahkahalar, sürekli şakalar yapan. 6 sene önceydi bir oyunda birlikte çalıştık. Guguk Kuşu oyununda 3 sezon çalıştık ve hani bir gün yüzün nasip olduğunu görmedim. O kadar neşe içindeydi ki oyunda yine genç arkadaşlarımız da burada. Ne müziklikler, ne şakalar yapardı. Çok hayat dolusu bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederiz. Başımız çok sağ olun. Çok kıymetli, çok çok kıymetli, nezaket dolu, kibar. Ben çok küçük yaşımda itibaren tanıdım kendisini, eniştemi ve ablamın arkadaşı olması dolayısıyla. Ve daha sonra hep bir arada olabildik. Şener abinin de biricik arkadaşıdır kendisi. Hepimizin gönlünde taht kurdu nezaketiyle, o stiliyle, güzel oyunculuk stiliyle, her şeyiyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepimizin başı sağ olsun. Kayhan Yıldızoğlu bir tane. Başka da yok. Gelmez öyle biri yani. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Gelin. Efendim başımız sağ olsun. Türk sineması değerli bir ismiyle bugün veda edelim. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Çok önemli bir ismi daha. Bütün sevdiği arkadaşların yanına gökyüzüne yolluyoruz bugün. Kayhan abi, Kayhan Yıldızoğlu bir yıldızın oğlu gibiydi hakikaten. Işıklı, neşeli, parlak, asil, kibar, bilgili, kültürlü, entelektüel bir insandı, çabalıydı. Son ana kadar yaşama tutunmaya çalıştı. Yorularak yaşadı. Sanki gökyüzünün yeryüzündeki süsü gibiydi. Kalplerimize güzel resimler çizdi ve şimdi onu işte bugün kendi yıldız dediğimiz gökyüzüne uğurluyoruz. Başımız sağ olsun, Türk sinemasının başı sağ olsun. Bir bir değerlerimizi gönderiyoruz. İçimizden uğurlayamasak da onlar gidiyorlar. Mekanı cennet olsun, nurlarda yatsın inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok çıktım. Tamam mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız?
Ben de hepinizi bizden beklemiyordum yani. Başımız sağ olsun efendim. Başımız sağ olsun. Kayhan abimiz gerçekten çok değerli sanatçılarımızdan biriydi. Duayendi, iyi bir hocaydı. En azından ben onunla birlikte bir yol yürümüş olmakta çok mutluyum. Kürtman Solu Madonna'da çalışmıştım. Yani o zaman bile yaşı hayli ileriydi ama gerçekten hepimize önder olacak kadar bir coşkuluydu. Bu insanların yerleri doldurulamaz. En azından böyle uğurlarken saygımızı gösterelim, yanında olalım. Çünkü bütün büyüklerimizi yolcu ediyoruz. Kayhan abimiz de asla unutmayacağımız abilerimizden, büyüklerimizden biri. Ne mutlu ki ülkemiz böyle değerli sanatçılar yetiştirmeye devam ediyor. Biz de ondan geriye kalanlara ışık olmaya çalışacağız. Genç nesile ne kadar yardımcı olursak, yollarını aydınlatırsak bunların izlerini o kadar güzel sürmüş olacağız. Çok hepimizin başı sağ olsun. Allah baş tacılar göstermesin diye. Teşekkürler. Valla ne söylemiştim. Bir saniye herkese. En son tiyatro oyununu birlikte oynamıştık. Evet, sizin sahnenizde ünlülere Cüneyt Hoca'nın da olduğu. Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Melihat Gülses, Kayhan abi. Kayhan abiyle 1960'ta şehir tiyatrosunda tanıştım. Bir halk düşmanı oyununda. 60'tan bu yana dostluğumuz hep devam etti. Son dakikaya kadar. Kısmet. İki ay daha yaşasaydı 92 olmuyordu. Allah rahmet eylesin, söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet. Kayhan abi zaten hani çok az var söz var söylenecek. Hem Yeşilçam için hem Türk dizileri için aynı zamanda Türk tiyatrosu için çok önemli bir sanatçı, çok önemli bir sanat adamı, sinema adamıydı. Şimdi az önce bütün işte Çiçek Taksi'de beraber çalıştık, birçok işte beraber çalıştık. O arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Hiç kimseyi kırmadan, son derece zarif, naif, zekice, espri anlayışıyla, aynı zamanda hem bilgisiyle bizi çok etkileyen ve hep yanımızda olan abimizdi, arkadaşımızdı, partnerimizdi. O yüzden bizim için unutulmaz bir yeri var. Onu tabii üzülüyoruz. Bir yanımız gerçekten acıyor ama onu çok sevdiğimiz için yüreğimizde müthiş bir şeyle yani tebessümle onu anıyoruz. O yüzden Kayhan'ın yıldızı olayan kelimelerle gerçekten anlatacak bir adam değildi. Mesela filmlerde genelde biliyorsunuz kötü adamlardan birini oynardı ama o sempatiyle, o güzellik herhalde onun dışında kimse canlandıramaz o rolleri. O yüzden hani Bizanslıları bile bize sevdirdi diyelim yani. O yüzden Kayhan abi çok seviyorum ve hiçbir zaman unutmayacağım. Başınız sağ olsun. Şey bulabileyim mi alın? Ben takayım. Aynen direkt burada. Güzel. Evet arkadaşlar. Kayıtlıyız. Evet hazırız. Soru var mı? Çok kıymetli bir isim kaybettik efendim. Siz de yakından tanıyorsunuzdur diye biliyoruz bizler de. Neler söylemek istersiniz? Şimdi arkadaşlar bizler hepimiz çok muhteşem bir kültürle büyüdük. Hepimiz Yeşilçam kültürüyle büyüdük. Hepimizin, ben özellikle bunu böyle hissediyorum, Yeşilçam'a çok büyük borcumuz var. Müthiş karakterler tanıdık orada. Kayhan Yıldızoğlu bize o kadar değişik, o kadar zengin, o kadar çeşitli karakterlerle çıktı ki karşımıza. Yani zaten bu Yeşilçam'ın ortak özelliği inanılmaz sıcak insanlardı.
Kayhan abi ayrıca çok iyi de bir insandı. İnanılmaz sıcak karakterlerle tanıştırdı bizi. Bugün oluşturduğumuz, inşa ettiğimiz kültürde bu büyüklerimizin çok büyük payı var. Kayhan abinin de çok büyük bir payı var. Yani kötü adam oynadığı zaman bile sevdik onu. Yani Bizans imparatorunu oynuyordu, hala seviyorduk onu. Çok sıcak, çok müthiş bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Pardon, çok pardon. Buyurun efendim, şöyle alalım size. Bize doğru dönerseniz, böyle gel abi. Böyle gel sen de. Gel gel gel. Gel. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle bir şey söylemek istiyorum, yani bir nesil kaybolmuyor. Sadece Kayhan değil. Kayhan giderken ondan çok şey götürüyor. Yani o eski nesil bir daha olmayacak Türkiye. Onların yerini, Kayhan gibi insanların yerini dolduracak kapasitede vallahi hiç kimse yok. Onun için tabii ki üzülüyorum. Bayağı yaşadı. Üzülüyorum ama bunu gördükçe kat kat üzülüyorum. Olayları gördükçe kat kat üzülüyorum. O adamların ihtiyacımız var ama hayat ömür yetmiyor. Bugün de dostlar onu yalnız bırakmadı. Epey kalabildi. Herkes seviyordu. Yani onu sevmeyen yoktu herhalde. Sadece filmdeki karakterler belki ama yani başka bir adamdı. Tamam yani bizim evliliğimiz yani kocamdı. Kocalık ayrı, insanlık ayrı bir şey. Muhteşem bir adam. Sona kadar muhteşem bir adam. Başınız sağ olsun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, cenazenin yanındayız. Ama ben şey sevmiyorum, hani tanıdığım. Thank you.
görüşürüz şimdi. Bir şey yap.